Merhaba arkadaşlar. Bugün bir köşe yazısı kaleme aldım. Gürültülü komşu blok zincire misafir olursa diye BTC Haber'de. Yani şimdi bu konular biraz daha teknik olduğu için videoyla da açıklamak istedim. Yoksa karışık gelebilir size. Şimdi bu gürültülü komşu hikayesine sonra geleceğiz ama yazı özetle şunu anlatıyor. Anchor ismi verilen network blok zincir yeni bir şey geliştirdi. Buna da uygulama blok zinciri, pardon uygulama zinciri ismini verdi. Uygulama zincirlerinin farkı işte normalde sizin bir blok zincir geliştirirken karşılaştığınız bazı şeyleri o daha hazır halde size sunması. Ve burada bir tane teknik problem var. Şimdi ona geleceğiz. Ona gelmeden önce süreç nasıl oldu onu bahsedeyim. Şimdi bu Anchor zaten Web3 altyapısı üzerine çalışan bir platform. Yani Web3 şuradan hemen girelim şeyine. Yani sürekli odaklandıkları şey Web3'ün altyapısı. Mesela önceden ne yapıyorlardı? Staking olayı vardı. Siz mesela işte Akala'da veya başka bir yerde staking yapacaksınız. Yani diyor ki bu staking'i bizim işte sağlayacağımız düğümlerle yap. Ve işte ona göre de bir aidat vari bir şey ödüyordunuz internet sitesine. Sonra bunlar kendilerini geliştirdiler. Biraz daha gaming'e geçtiler. Gaming tarafında bir SDK yayınladılar. Yani trendi de takip ediyorlar. Ama burada biraz daha kırılım noktası olabilecek şeylerden biri bugünkü o bahsettiğim şey. Hemen onun da kaynakçamıza gelelim. Yazılarını göstereyim. Şimdi bu gelecekteki Web3 geliştirmenin merkezine bu uygulama zincirlerini koyuyorlar. Bunu koyarken de öncelikle eski bir yazısı var Mayıs ayında çıkan. Orada diyor ki şurada bahsediyor. Diyor ki artık biz ölçeklendirme sorunlarında yeni çözümleri aramaya başladık. Buralarda neler olabilir falan, uygulama bazlı blockchain'ler olabilir mi falan diye burada birazcık üzerine kaşıyor. Ardından İşte bu 3-4 gün önce yayınladıkları yazıda da diyor ki Anchors App Chain diye bir şey var. Anchors App Chain'den kasıt da ne? Diyor ki siz bir uygulama geliştirirken, blok zincir geliştirirken 3 ihtimal vardır aslında. Birincisi doğrudan bir tane katman bir layer 1 blockchain geliştirmeniz lazım. İkinci ihtimal bir tane layer 1'i kullanırsınız. Örneğin diyor Ethereum kullanırsınız. Üçüncüsü de diyor ki bir layer 2 yani işte poligon gibi bir yan zincirimsi bir şey kullanabilirsiniz. Bu üçünün arasında sıkışıyor diyor sistem. Burada da diyor ki bir tane problem var. Buna biz gürültülü komşu noisy neighbor problemi diyoruz. Bu problem de aslında kendine şeyden alıyor. Yani bulut bilişimden geliyor. Burada diyor ya cloud computing. Yani bulut bilişimde var bu. Ben onu yazıda yazdım bulut bilişimde ne anlama geldiğini. Hemen yazıya da dönelim. Doğru ifadeyle söyleyeyim çünkü alıntı yapmıştım. Bu bant genişliği, CPU'yu veya diğer kaynakları tekelleştiren, diğer kullanıcıların bulut performansını olumsuz yönde etkileyebilen bir problem. Bu gürültü komşu etkisi altyapıyı paylaşan diğer sanal makinelerin ve uygulamaların eşit olmayan bulut ağ performansından muzdarip olmasına da sebep oluyor. Şimdi bu Anchor ekibinden yazıyı hazırlayan da diyor ki gürültülü komşu probleminin sebebi bu. Katman 1'deki blok zincire bağlanıyor uygulamalar ama hepsi aynı sanal makineyi aynı sanal makineyi ve çalışmak için sınırlı kaynakları kullanıyor. Peki burada uygulama zinciri dedikleri şey neyi vaat ediyor? Bu diyor ki Anchor bir paket olarak size işte buradaki validator binary'i, işte onun yapılandırma dosyasını, RPC uç noktasını, blok tarayıcısını yani kendi explorer'ınızı, pardon testnet için, şunu kapatalım. Buradaki testnet için faucet denilen muslukları, işte kullanıcı arayüzü aracılığıyla doğrudan stake etme desteğini ki bu konuda zaten aylarda çalıştıkları için çok zor değil. Bir de borsalara hazırlık programını tanımlıyor. Burada borsalara hazırlık programından kastedilen şey de diyor ki Anchor bizim bir network'ümüz var, borsalar konusunda know-how'umuz var, bilgi birikimimiz var. Size yardımcı olabiliriz, buradaki ilişkileri de kurgulayabiliriz diyor. Ve bunlara bir uygulama zinciri
adını veriyor. Yani şöyle bir şey var internet teknolojilerinde. WordPress kırılımı da böyle gelmişti. Şimdi WordPress'in ilk çıktığı hatta beta hallerini hatırlıyorum. Web sitesinde de böyle surf yapan dört kişinin resmi vardı kurucuların. Surf dediğim internet surf değil yani sahilde. Şöyle bir şey var internet teknolojilerinde. Gavin Wood'un Substrate'de vurguladığı şey de bu. İnsanlar her şeyi planlayamıyor. İnternet teknolojileri kompleks bir alan. Yani bir proje yaptığınızda onun güvenliğiyle, tasarımıyla, içeriğiyle, net komünitesinin oluşturulması falan bir sürü parametre var. Gavin Wood mesela Substrate'de diyordu ki yani insanların hepsi farklı farklı blok zincirler geliştiriyor. Blok zincirin bir Linux'ı olması lazım diyor. Ve burada kullanıcıların, pardon geliştiricilerin her şeyi düşünmemesi lazım. Biz onlara böyle paket yönetimiyle bir şey sunmamız lazım. Geliştiriciler sadece blok zincire hangi parçaları koyacaklarına odaklanmaları lazım. Burada da Anchor'ın yaptığı biraz bu. Şunu görüyorlar. Yani blok zincir geliştiren kişilerin sorunlarını görüyorlar. Çünkü bu kişiler gelip Anchor'a başvuruyor. Burada düğümlerini yayınlamaları için başvuruyor. İşte gördüğünüz gibi burada diyor ya bir sürü RPC servisi var. Bunların sorunlarını görüyor. Bunlara uygun bir ürün geliştiriyor. Diyor ki siz şu 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 detayları düşünmeyin. İşte burada bahsi geçen yok. Blok gezgini oluşturma, borsalara girmesi için teknik olarak nasıl bu sistemin olması lazım. Bunlarla uğraşmayın. Bu tarafta biz bir paket sunalım. Siz sadece kendi uygulamanızı zincirini yapın diyor. Tabii bu onun iddiası. Başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Çok yeni bir teknoloji zaten bu. Yani çok yeni bir teknoloji olduğu için bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Bu tarz videolar ara ara atacağım. Özellikle böyle daha teknik olan bir konularda biraz daha açıklayıcı olması için bunu da BTC Haber'e de göndereceğim. Yazının altına muhtemelen eklenir.